Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Deutsch Intensiv A1 dersleri devam ediyor. Bu dersimizde die Präposition, yani yer edatları ve datif konusunu görüyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Die Präposition, yani yer edatları dendiğinde ne anlamalıyız? Söz gelimi içinde, altında, üstünde, üzerinde, bitişiğinde ya da arasında gibi yer edatları arkadaşlar die Präposition anlamına gelmiş oluyor. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar bunun sorusu wo, yani nerede. Demek ki wo nerede demekmiş ve ben wo sorusunu kullandığımda ne yapıyormuşum? Die Präposition, yani yer edatlarını kullanmış oluyorum. Ancak şöyle bir durum var arkadaşlar. Almanca'da güzel Türkçemizden farklı olarak artikeller var. Dolayısıyla sondan ekleme durumu söz konusu değil. Ne yapıyorum Almanca'da? Söz konusu olan artikeller der, die, das burada görüldüğü üzere arkadaşlar ne yapmıştık? Renklendirmiştik. Der neydi arkadaşlar? Mavi ile işaretlendiriliyordu. Die kırmızıyla, das yeşille, die plural yani çoğullarda da ne yapıyorduk? Sarı işaretlendirmesini yapıyorduk, öyle değil mi? Bu renk kodları zaten uluslararası renk kodları. Bu Almanca kolay has bir şey değil. Dolayısıyla bu artikeller bu renklerle kodlanmış oluyor. Şimdi datifte arkadaşlar tıpkı akusatifte olduğu gibi ne yapmıştık akusatifte? Der, den'e dönüşmüştü. Burada da farklı biraz farklı değişimler var. Ne gibi değişimler? Bakın burada der dem'e dönüşmüş. Die der'e dönüşmüş. Das dem'e dönüşmüş. Die plural yani çoğullarda da ne olmuş arkadaşlar? Dem ve kelimenin sonuna en gelmiş. Tekrar edelim. Der ne oluyormuş demek ki? Dem'e dönüşüyor. Die der'e dönüşüyor. Das dem. Die çoğullarda da den ve kelimenin sonuna en gelmiş oluyor. Buraya da bir açıklık getirelim arkadaşlar. Ben Almanca'da bir cismi yatay vaziyette konumlandırıyorsam ben bunun için yatıyor yani liegen eylemini kullanmış oluyorum. Demek ki yatay pozisyondaysa liegen'i yani bu eylemi kullanmış oluyorum. Dikey vaziyette duran bir nesne için ise stehen demiş oluyorum. Demek ki stehen dikey vaziyetteki nesneler için kullanılıyor. Söz gelimi bir vazo için stehen diyebiliriz. Liegen de yatıyor vaziyette ne diyebiliriz? Söz gelimi işte bir çocuk yatakta yatıyor, uzanıyor gibi düşünecek olursak bunun için de liegen yani yatay vaziyette değil mi? Yatıyor demiş oluruz. Dilerseniz örneklerimizle buraya bir açıklık getirelim. Şimdi ben kalıbını evet bunu edatımız die Präposition in'i kullanmam gerekiyor burada. In demek ki içinde demek arkadaşlar. Şimdi wo ist az önce söylemiş olduğum gibi nerede anlamına gelen bir soru yapısı. Şimdi burada diyelim ki t-shirt nerede diyeceğiz. Wo ist das t-shirt? Söz gelimi ben diyeceğim ki t-shirt'im elbise dolabının içerisinde. Almanca'da elbise dolabı arkadaşlar evet maviyle işaretlendiğine göre bu ne demek oluyor? Der demek oluyor. Kleiderschrank, der Kleiderschrank demek ki neymiş? Gardırop ya da elbise dolabı değil mi? Elbise dolabı diyor olmamın sebebi şu arkadaşlar. Kleider, kıyafet, elbise anlamına geliyor. Schrank da dolap anlamına geliyor. Tabii ki güzel Türkçemizde bunun anlamı gardırop. Ancak Almanca'da bu birazcık daha basite indirgenmiş durumda olduğundan dolayı elbise dolabı diyorum. O anlamda sakın ha Erhan öğretmenimiz Türkçeyi katlediyor diye düşünmeyin, üzülürüm. Demek ki Kleiderschrank, der Kleiderschrank güzel Türkçemizde gardırop anlamına gelmiş oluyor. Şimdi burada ne yapıyorum arkadaşlar? Der Kleiderschrank, bakın burada neye dönüşmüş? Deme dönüşmüş. Şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar? In yapısıyla beraber yer edatı in'i ne yapıyorum? In deyim ile beraber kullanmış oluyorum ve diyorum ki t-shirt gardırobun içinde. O zaman ne diyeceğim? Das t-shirt ist in dem Kleiderschrank diyeceğim.
Demek ki das T-shirt ist in dem Kleiderschrank dendiğinde gardırobun içinde ne varmış? T-shirt var demiş oluyorum. Şimdi burada arkadaşlar in dem denildiğinden dolayı bu belli başlı bir gardıroba bir gönderme yapmış oluyorum. Ancak ben şimdi burada belli başlı bir gardıroptan bahsederken değil de o gardırobun yani gardırobun içinde diye bir genelleme yapacak olursam burada ben im Kleiderschrank da pekala diyebilirim. Yani das T-shirt ist im Kleiderschrank diyebileceğim gibi das T-shirt ist in dem Kleiderschrank da diyebilirim. Yani ben burada diyelim ki önümde 3 tane gardırop var ve diyorum ki belli başlı işte olan o gardırobun içinde derken in dem Kleiderschrank diyorum. Ancak orada bir tane gardırop varsa ne diyeceğim? Das T-shirt ist im Kleiderschrank diyeceğim. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Die Bluse, güzel Türkçemizdekiyle aynı arkadaşlar. Bluz demek. Päckchen, evet. Päckchen arkadaşlar bu koli, küçük kutu anlamına gelmiş oluyor. Päckchen. Almanca'da bu şenleri gördüğümüzde arkadaşlar bunlar küçültmeye dair şeyler. Bunlar zaten yeri geldiğinde görüyor olacağız. Demek ki Päckchen küçük kutu, koli gibi ufak küçük koli anlamına gelmiş oluyor. Şimdi buradaki duruma baktığımızda gene kutunun içinde diyeceğim. Dolayısıyla ne yapıyorum içinde dediğim için in'i getiriyorum. Päckchen'in artikeli neymiş? Yeşille işaretlendiğine göre das Päckchen. Evet, diyeceğim ki şimdi bluz kutunun içinde bakın liegen yatay vaziyette duruyor değil mi? Dikey değil de yatıyor. Ben buna pekala ist de diyebilirdim. Ancak çeşne olsun diye liegen'i kullanmak istedim. Şimdi diyorum ki burada bluz kutunun içinde. Tabii ki güzel Türkçemizde yatıyor demeyiz öyle değil mi? Ancak Almanca'da yatıyor da denilebiliyor. Dolayısıyla die Bluse liegt in dem Päckchen ne demek oluyor bu? Bluz kutunun içinde. Ben buna in dem Päckchen ne yapıyorum? Belli başlı bir kutuya ne yapmış oluyorum? Bir gönderme yapmış oluyorum. Ama orada bir tane kutu varsa burada olduğu gibi bunu in ve dem'i birleştirip in de diyebilirdim. Yani die Bluse liegt im Päckchen'de pekala diyebilirdim. Die Bluse liegt in dem Päckchen belli başlı bir kutu ya da bir tane kutu var. Die Bluse liegt im Päckchen. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Die Limonade, evet ne demek? Limonata demek güzel Türkçe'de. Dose, bakın kırmızıyla işaretlendirilmiş. Die Dose, kutu anlamında arkadaşlar. Bu ne diyebiliriz? Alüminyum kutu, hani bu meşrubatların konulduğu, hani açılan değil mi? Belli başlı kutular olur ya, hani meşrubat kutuları, gazozlu içeceklerde die Dose deniliyor. Dolayısıyla die Dose, evet bu ambalajı kastetmiş oluyorum. Yani kısaca şöyle özetleyecek olursak die Dose denmiş oluyor. Bakın burada die Dose kutunun, evet ne diyorum, limonata kutunun içinde diyeceğim. Dolayısıyla bakın burada die neye dönüşmüş? Dere dönüşmüş. Dolayısıyla die Limonade ist in der Dose demiş oluyorum. Şimdi burada in ve dem'i birleştirdim, im dedim. Ancak die artikelinde böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. In der şeklinde bırakıyorum ve bu anlama gelmiş oluyor. Yani burada herhangi bir kısaltma yok burada olduğu gibi. Dolayısıyla limonata kutunun içinde diyecek olursam ne diyecekmişim? Die Limonade ist in der Dose diyecekmişim. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das T-shirt ist in dem Kleiderschrank. Das T-shirt ist in dem Kleiderschrank. Das T-shirt ist im Kleiderschrank. Das T-shirt ist im Kleiderschrank. Die Bluse liegt in dem Päckchen. Die Bluse liegt in dem Päckchen. Die Bluse liegt im Päckchen. Die Bluse liegt im Päckchen.
Die Limonade ist in der Dose. Die Limonade ist in der Dose. Şimdi dilerseniz arkadaşlar çoğul durumdaki die plural. Evet. Burada ne oluyormuş ona bir bakalım. Şimdi az önce tekil olduğu için ne yaptık? Wo ist dedik. Ancak çoğul olduğunda ne yapıyoruz? Buradaki sein'ı çekimleyeceğiz çoğula göre. Ve ne diyeceğiz bu sefer? Wo sind die Kleider, değil mi? Kıyafetler nerede? Demek ki die Kleider arkadaşlar kıyafetler demek. Tek başına kıyafet deseydik arkadaşlar bu das Kleid demek ki bu kıyafet anlamında. Kıyafetler denildiğinde de die Kleider demiş oluyoruz. Dolayısıyla wo sind die Kleider kıyafetler nerede? Die Kleider sind in den Kleiderschränken. Evet bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Die Plural, den ve kelimenin sonuna en gelmiş. Hatta kaynaştırma harfi e. Bununla da kalmamış. Kleiderschrank A'nın üstüne ne gelmiş arkadaşlar? Umlaut yani Kleiderschränken'e dönüşmüş. Şimdi şöyle de bir durum var arkadaşlar. Burada den ve kelimenin sonuna en dedik. Bu hani böyle bir formül var. Tamam. Ancak öyle kelimeler var ki kelimenin sonuna en gelmiyor da es şeklinde kalabiliyor. O ilgili kelimeler geldiğini zaten bunları mutlaka fark ediyor olacağız. Hangisinin en, hangisinin es aldığını zaten görüyor olacaksınız. Ancak burada en gelmiş oluyor. Dolayısıyla öyle bir karmaşaya gitmeyelim. Yani bunlar zaten bariz. Zaman içerisinde hangi sonlandırıcıların olduğunu zaten biliyor olacağız. Dolayısıyla kıyafetler gardıropların içerisinde. Bakın burada birçok gardırop var ve birçok kıyafet var. Dolayısıyla kıyafetler gardıropların içerisinde derken die Kleider sind in den Kleiderschränken demiş oluyoruz. Dilerseniz bu yapıyı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wo sind die Kleider? Wo sind die Kleider? Die Kleider sind in den Kleiderschränken. Die Kleider sind in den Kleiderschränken. Bir sonraki prepozisyonla devam edelim arkadaşlar. Önünde anlamına gelen vor yer edatını görüyoruz. Evet demek ki vor önünde demekmiş. Şimdi ben burada diyorum ki tişört nerede diye soruyorum. Wo ist das T-Shirt? Diyeceğim ki şimdi tişört dolabın önünde. Evet der Schrank demek ki dolap demek. Tişört dolabın önünde derken das T-Shirt ist vor dem Schrank. Bakın ne olmuş? Der, dem'e dönüşmüş. Dolayısıyla ne yapıyorum? Das T-Shirt ist vor dem Schrank demiş oluyorum. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Gene aynı örnekten gidiyorum. Zaman zaman tabii biraz değişiklik yapıyorum. Çünkü odağımızın burada olmasını istiyorum arkadaşlar. Bu sebepten yani birbirine yakın örneklerle devam ediyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar bu sefer diyeceğim ki bluz kutunun önünde ya da kutucuğun o ufak kutunun önünde derken die Bluse liegt vor dem Päckchen. Bakın burada vor ne oluyormuş demek ki das dem'e dönüşmüş oluyor ve vor dem Päckchen yani die Bluse liegt vor dem Päckchen demiş oluyorum. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Sonraki örnekte die Tür kapı demek. Die Vase vazo. Vazo bakın stehen neydi? Dikey vaziyette durmak değil mi? Dolayısıyla vazo kapının önünde duruyor diyecek olursak ne diyeceğiz? Die Vase steht vor der Tür. Bakın die Tür ne olmuş? Der Tür. Dolayısıyla die Vase steht vor der Tür. Vazo kapının önünde duruyor. Sonrakine bakın bakın burada bu sefer sarıyla işaretlenmiş. Das Buch çoğulda neydi? Die Bücher şeklinde yorumlanıyordu. Bakın burada liegen var. Liegen neydi? Yatay vaziyette duran cisimler için kullanılıyordu. Kitaplar demiş oluyorum. Bakın burada tekil halde ya da yalın halde kullanılan das Regal raf demek arkadaşlar. Raflar diyecek olursak regale denmiş oluyor. Çoğul yaparken ne diyorduk? Den
nokta nokta değil mi? Kelimenin sonuna ne geliyordu? En gelmiş oluyordu. Dolayısıyla rafların içinde der Almanlar. Hani biz ne deriz? Rafta duruyor deriz. Öyle değil mi güzel Türkçe'de? Ancak Almanca'da rafın içinde derler. Dolayısıyla kitaplar rafların içinde yatay vaziyette duruyor derken Die Bücher liegen in den Regalen. Tekrar edelim. Die Bücher, bakın kitaplar liegen in den Regalen demiş oluyorum. Bakın burada çoğul olduğundan dolayı ne yapıyorum? Mastarda kullanmış oluyorum. Liegen demiş oluyorum. Tekil olmuş olsaydı ne olacaktı? Das Regal olacaktı. Tabi Das Regal olduğunda ne olacaktı? Yeşille anılacağından ne olacaktı? Vor dem diyecektik. Tabi burada bir şey gözümden kaçtı. İndin demeyeceğiz de ne diyeceğiz arkadaşlar? Rafların önünde diyecek olsaydık ne diyeceğiz? Tabi edatımız vor olduğundan dolayı evet bu gözümüzden kaçmış. Vor den Regalen değil mi? İndin Regalen deseydik ne olacaktı? Rafların içinde ancak rafların önünde değil mi? Raflar dolup taşmış. Rafların önünde diyecek olursak Vor den Regalen demiş olacağız. Dilerseniz buradaki bu karmaşayı önlemek için tekrar bir üstünde duralım. Bakın burada Die Bücher liegen kitaplar uzanmış vaziyette değil mi? Yatay vaziyette duruyor. Ama neyin? Rafların önünde. Vor den Regalen. Die Bücher liegen vor den Regalen. Rafların önünde duruyorlar demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das T-Shirt ist vor dem Schrank. Das T-Shirt ist vor dem Schrank. Die Bluse liegt vor dem Päckchen. Die Bluse liegt vor dem Päckchen. Die Vase steht vor der Tür. Die Vase steht vor der Tür. Die Bücher liegen vor den Regalen. Die Bücher liegen vor den Regalen. Bir sonraki prepozisyonla devam edelim. Bu unter prepozisyonu arkadaşlar. Altında demek. Bakın burada demek ki altında neymiş? Unter. Şimdi diyorum ki wo ist das T-Shirt sorusu. Bakın arkadaşlar wo sorusunu gördüğümde mutlaka bunu ben datifle bir araya getirmem lazım. Demek ki wo neymiş? Nerede? Dolayısıyla de derken ismin de hali kullanıldığında yani wo ne yapıyormuşum bunu? Mutlaka datifle birlikte anıyormuşum. Dolayısıyla şimdi diyeceğim ki t-shirt kazağın altında. Kazak der Pullover ya da kısaca der Pulli de denilebiliyor arkadaşlar. T-shirt kazağın altında derken der Pullover ya da der Pulli ne olmuş? Der deyime dönüşmüş. Dolayısıyla unter dem ile yorumlanmış oluyor. Bu yapıyla yorumlanmış oluyor. Ne diyeceğim bu zaman? O zaman das T-shirt ist unter dem Pullover. Demek ki T-shirt kazağın altında derken das T-shirt ist unter dem Pullover. Sonraki örneğe bakalım. Burada das Kleid elbise demek arkadaşlar. Bluz elbisenin altında. Evet, yatay vaziyette neydi? Liegen. Dolayısıyla die Bluse liegt unter dem Kleid. Bakın, das Kleid ne olmuş? Dem Kleid'e dönüşmüş. Altında derken unter dem Kleid demiş oluyorum. Dolayısıyla bluz elbisenin altında duruyor diyecek olursak ne diyecekmişiz? Die Bluse liegt unter dem Kleid diyecekmişiz. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar die Krawatte güzel Türkçemizdekiyle aynı değil mi? Kravat demek. Die Bluse, evet burada da gene bluzu görüyoruz. Kravat bluzun altında diyecek olursak die Krawatte ist unter der Bluse. Bakın burada die Bluse ne olmuş? Der Bluse unter der Bluse. Dolayısıyla bluzun altında değil mi? Ne varmış? Kravat varmış. Ne diyeceğim o zaman? Die Krawatte ist unter der Bluse. Kravat bluzun altında. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Die Bücher liegen unter den Tischen. Evet, die Bücher az önce de gördük. Neydi?
kitaplar demekti. Der Tisch arkadaşlar masa. Masalar derken die Tische diyorum. Kuralımız da neydi? Datiflikte ne oluyordu çoğul olduğunda? Den ve kelimenin sonuna en geliyordu. Burada da aynı şey söz konusu. Ancak e kaynaştırması ile beraber değil mi? Die Tische denildiğinden dolayı kitaplar masaların altında değil mi? Yatay pozisyonunda duruyorlar derken ne diyecekmişiz? Die Bücher liegen unter den Tischen. Demek ki kitaplar masaların altında duruyor derken Die Bücher liegen unter den Tischen diyecekmişiz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das T-shirt ist unter dem Pullover. Das T-shirt ist unter dem Pullover. Die Bluse liegt unter dem Kleid. Die Bluse liegt unter dem Kleid. Die Krawatte ist unter der Bluse. Die Krawatte ist unter der Bluse. Die Bücher liegen unter den Tischen. Die Bücher liegen unter den Tischen. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde die Präposition yani yer edatlarının in, vor ve unter hallerini gördük. Bunları görürken datifle birlikte görmüş olduk. Präposition burada bitti mi? Hayır, bitmedi. Sonraki dersimizde devam ediyor olacağız. Tschüss!